Hocamızın kurucu banisi, kıymetli koldaşlarımız, uzunca bir 15 günden sonra bir araya geldik. Şükürler olsun. Evet, tebessüm ediyorsunuz. Hakikaten 15 gün söyleyince sayı olarak ve düşündüğümüzde de 2 hafta geliyor ama her birinizin telefonlarından biliyorum hasretle beklediniz bu gönül buluşmalarını, sultanımıza kavuşmayı. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz diyorum. Tabii bizim bir arada bulunmamızın öncesi ocağımızın kurulması. Biliyorsunuz ki ocağımızın kurulmasında kendileri, zatailleri, gönül kıymetlimiz, gönül sultanımız, banimiz, onun sebebiyle oldu. Bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Tabii bizim gelişmelerimiz kendisinin bize yapmış olduğu önderlikle, yolbaşılığıyla, gösterdiği, açtığı ufuklarla günden güne devam ediyor. Artarak devam ediyor. Bu arada ocağımızın fiziki tadilatları, değişimleri de oluyor. Gerek yurt içinden, gerekse yurt içinden ve sizlerin katkılarıyla ocağımızda fiziki birkaç değişiklik oldu. 300 kişilik kapasiteli bir mutfak oldu. Dinlenme odalarımızın sayılarında, yatak sayılarında, uzaktan gelen koldaşlarımızın istirahatleri noktasında yatak sayılarımız arttı. Ve her iki katta da, idari katta da, sosyal katta da değişiklikler oldu. Öncelikle bundan dolayı sultanımıza teşekkür ediyorum. Sizler adına ve yine yurt dışından, yurt içinden maddi manevi katkılarda bulunan bütün koldaşlarımıza, kalperenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette diyeceklerdir. Kendi yerimiz tabii ki kendi yeriniz. Hiç şüphemiz yok, hiç şüpheniz olmasın. İnsanın kendi yerine yaptığı bu güzel değişiklikler hem bizim programlarımızın daha verimli olması açısından hem de misafirlerimizin ağırlanması açısından bizim işlerimizi kolaylaştırdı. Allah da onların işlerini kolaylaştırsın, dünyevi, uhrevi. Tabii bu arada bu düzenlemeler yapılırken yakında olan, vakti müsait olan kardeşlerimiz buradaydı, kalperenlerimiz buradaydı. Onlara da huzurlarınızda Serdar koldaşımıza, Orkun koldaşımıza, İzzet koldaşımıza, Bugün koldaşımıza, Fatih koldaşımıza, Ali koldaşımıza, Furkan koldaşımıza, Sami koldaşımıza hepiniz adına teşekkürlerimizi arz ediyorum. Hakikaten çok özverili, arka arkaya gelerek buradaki düzenlemelerin yapılmasına katkı sundular. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi isimleri sayarken bir çırpıda saydım, öyle unuttuklarım var. İlyas burada, oflu. Ramazan Bey burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Tabii ki inşallah bu güzel değişikliklerden sonra tekrar buluşmamızın neşesini yaşayacağız. Çekilişimiz var. 4 tane hediye var. Özlem Hocam Kütahya'dan gelirken Ömer Hocam'ın selamlarıyla beraber hediyeler getirmişler. 4 tane onun çekilişi var ve 3 tane de kitabımız var. 7 tane hediye çekilişimiz olacak. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Biz hemen çekilişe geçelim. Bekir kardeşimden rica edelim. Teşekkür ederim başkanım, sultanım. Müsaadenizle başlayayım mı? Buyurun. İlk önce sizden başlayalım sultanım. Mahmut İsakoğlu.
bacağım takdim etsin. Ay, estağfurullah. Buyurun lütfen. Ya ben. Şeyler söylemek isterseniz buyurun hocam. Kalperen arkadaşlarımıza küçük nazane, küçük hediyeler getirdim. Teşekkür ediyorum kabul ettikleri için. Biz teşekkür ederiz. Hocam o zaman sizden devam edelim. Heykel olunca bana çıkıyor nedense. Aynen bayrak. Aynen bayrak. Teşekkür ediyoruz Özlem Hocam'a. Güle güle günlerde kutlarım. Teşekkür ederim. Mahmut abi bir tane de sen çek. Uzun zamandır aramızda yoksun. Ertuğrul Ordu. Ertuğrul Ordu. Teknik ekipten Serkan'a çektireyim. Bir de Sultanım bir özel tişört yazdırmış. Oradaki mesajı okunmasını istiyorum. Heykel olunca ben çıkıyorum direkt. Tişörtün üstünde Loves from Oxon and Green Man yazıyor. Yani? Oktan ve Yeşil Adam'dan sevgiler. Mesaj gelmek. Mesaj herkese. Hadi çek bakalım. Nesin Akdoğan. Nesin Akdoğan. Nesin abi program öncesi bir doping oldu. Sakaryalı Ozan. Evet. Şaibe var. Sultanım şaibe var. Mahmut Hoca. Teşekkür ederim herkese. Bir de yanında. Memur abi. Çarşaf gibi ya. Aç aç bitmiyor ya. Ali Erim. Ya o kadar karıştıracak Uğur'u bulamazsın tabii. Az karıştı. İlyas Su. Şimdi bugün yolda gidiyoruz. E5'te köprüyü geçmiş miydik başkanım? Yok, yaklaşmıştık ustam. Bir telefon geldi. Orkun komutanımızla beraberiz. Başkanım ben, Serdar Asubay'ım. Öyle aldık. Kara haber. Haber öyle. Kara haber verici İlyas. Kazancı Baba kalp krizi geçirdi. Gece hastaneye kaldırdılar dedi. Az daha yoldan geri dönüyorduk. Sonra işin aslına baktık tabii ki. Ora bura falan filan derken öyle bir şey yok. Kim dedi bunu? Bizim oğlu İlyas. Yeğeni buradaydı. Alelacele gitti. Hadi hadi öğrendik o işi. Neyse neyse. 1 Nisan. Onun için Uğur sen veriver kardeşim. Muhatap olmak istiyorum. Maslahat gözü güzel seni. Bekir abi sen olsun. Ben alırsam vermem sana. Sultanım bir çekilişimizin daha sonuna geldik. Yine bana çıkmadı. Heykel olunca bana çıkıyor. Şiddetle, esefle kınıyorum. O şeyi öğretmeyi yazdım. Nerede o da?
abi. Sana da çıkmadı. Sultanım bir de ben arkadaşlar, bayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Dudu, Hatice, Didem, bir de Sümeyye bana sürekli yani temizlik için şey için gelelim dediler. Ben şu ama anda... gelmediler. Hayır ben ben gelmeyin dedim Sultanım. Bacı Beylerin alayını göndereceğiz buradan. Yok ben gelmeyin dedim onlara. Ben gelmeyin dedim. Artı yurt dışından arkadaşlarımızın çok özverileri oldu maddi manada. Bir de burada başkanımın saydığı gibi sürekli gelenler oldu. Hepsine ben de teşekkür ediyorum. Bundan sonraki işlerde diğer arkadaşlarımızla beraber Serkan'la bizim de katkımızı bekliyoruz. Gelemedik. Tabii çekilişlerimizi yaptık. Uzaklardan sultanımıza bir hediye var. Neymiş o? Zübeyir Aydın'dan. Namı diye Kanlı Bacı'nın müstakbel eşinden. Bunu bir açın bakalım neymiş. Zübeyir'e de selam gönderelim. O ne, o da mı? Matuşka gibi sarmış. Bıçağı olan yok mu? Ah ya nasıl aranıyor? Sağlar, bıçak lazım. Açtım abi. Açtım. Geldi abi. Bekir abi. Ne dedin Bekir abi? Açıl işte. Çok teşekkür ediyorum Zübeyir kardeşim. Yine Kütahya'dan Ömer hocam gelemedi ama onların ailece sizlere bir hediyesi var sultanım. Şimdi biz evde Ömer'le kura çektik. Oktan hocama çıktı. Şike var. Şike var. Zahmet buyurun. Çok teşekkür ederim. Bizden küçük Ömer hocam yana. Yokluğun belli oluyor. Nerede o Ankara havaları? Güle güle kullanın. Şöyle güzel bir tespit. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gönlünüz var. Yine Nihal ablanın biliyorsunuz Nihal ablanın maharetlidir. Evet. Kendi elleriyle yaptığı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Estağfurullah. Aldın mı? Aldım. Ya böyle güzel bir işçiye kuvvetli bir alkış yapın ya. Şu poşetini koyabiliriz. Şöyle. Şimdi bizim tabii çalışmalarımız oluyor. Kambersiz düğün olur mu diye bir söz var. Nesin abla da baharetli.
Niye zahmet ediyorsunuz? Bu da hasretin dışa vurumusun evet, sen uzun evet, zamandır. Evet, çok zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüz var olsun. Evet. Bu da çalışıyor abla. Bitti saçım. Bu da çalışıyor. Ses geliyor mu? Kıymetli koldaşlarım. Ben de acizane burada hepiniz adına derneğimizin başta değerli başkanı Genel Dursun Beyefendi ve yönetim kurulu ve sizin değerli gönülleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Yani burası başkanımın söylediği gibi o nezaketen iltifat buyuruyor. Benlik değil sizlerin gönülleriyle var. Sizlerin gönülleri burada olmasa bizler de burada olmayız. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Büyük helal küçük hepinizin ellerinden öpüyorum. Siz hakkınızı helal edin. Bir suçlu lisanımız olduysa affola. Bu arada ben bu yadigar olan bir öykü bazen televizyon programlarında vesaire görmüşsünüzdür. Sizler adına da kendi adıma da kıymetli Yener Dursun Beyefendi'ye ona bildiğim layık olan bir kişiye dilerse teslim eder. Hakikaten yani sözle ifade edilecek şeyler olmuyor bazen. Duyguları sözle ifade edemiyoruz. Allah razı olsun. İnşallah gönlünüzde yerimiz vardır. Hakikaten gönüllerin buluşması oluyor. Yani anlıyorsunuz siz söyleyeceklerimi. Allah hepinizden razı olsun. Bunu Nesrin Hanım ablanın inşallah hazırlığıyla bu coşkuyu devam ettirelim. İzninizle susar inşallah. İstersen bunu da buyurun. O daha iyi. O daha iyi. Bu da iyi. Öteki. Hani hızırtı yapmasın. Onu kapat istersen. Müsaade var mı? Kapalı. Estağfurullah. Kuvvetli bir alkış Nesrin abi. Bu hikaye aşka inananlara gelsin. İnanırsın yani. Aslında inanmıyoruz ama sen inandığın için inanıyoruz. Seni o kadar seviyoruz ki. Vay kafir var. Teşekkür ederim herkese. Ey sırlar kahvesi milleti. İçimden geldi bir hikaye anlatmak istiyorum. Zamanlardan bir zaman, diyarlardan bir diyar, İsfahan diyarı, bir sultan yaşarmış. Sultan bir günü bahçesinde gezerken, bir de arkadaşı varmış, hazinedarı, bir keşiş. Beraber sohbet muhabbet ederken, keşiş çok sultanı üzüntülü görmüş. Hayrola sultanım demiş, suratınız pek bir asık, ne oldu acaba bir şeyiniz mi var? Var ya der dostum, her şeyim var görüyorsun. Her şeye sahibim ama bu kadar sene geçti, bu yaşıma geldim, bir evlat sahibi olamadım, ona üzülürüm. Ah, ah der keşiş. Sana ne oldu der, benim de der öyle bir derdim var bilir misin?
bu ahir ömrümde bir evlada kavuşmak isterim ama o kadar dua ettim Yaradan'a, bir türlü olmadı. O arada bir de bakarlar ki önünde havuzun başında bir ihtiyar belirir. Allah Allah, bu da neyin nesi ki? İhtiyar gelir, der ki, sizin derdinizin dermanı bende. Nasıl olur? Yarın sabah kalkacaksınız, kapınızın önünde birer tane fide bulacaksınız. Bu fideyi hanımlarınıza vereceksiniz. Fideleri bahçeye ekecekler. Bir sene boyu çok özenle ve sevgiyle büyütecekler. Senenin başında bir meyve verecek bu ağaç. İkisi de bu meyveden yiyecekler. Allah'ın izniyle sonra bir evlada kavuşacaksınız. O kadar sevinirler, o kadar sevinirler ki ikisi. Sabah olmaz. Sabah erkenden kalkarlar, bir de bakarlar gerçekten kapının önünde iki tane fide vardı. Hanımlarına verirler, fideleri hanımlar eker, özenle bakarlar, sene gelir. Koşa koşa giderler bahçeye, bir bakarlar. Birisi kırmızı bir elma, birisi de sarı bir elma. Hemen onu yerler, bir zaman sonra gebe olduklarını anlarlar. Bir sevinç, bir temaşa, bir görmeye varsın. Sonra keşişle sultan bir söz verirler kendi kendilerine. Derler ki, eğer senin bir oğlun benim bir kızım olursa veya benim bir oğlum senin bir kızın olursa hadi gel biz bunları evlendirelim. Şimdiden söz mü derler? Tamam der, söz der. Gün gelir, sultanın bir oğlu olur. Adını Mirzahan koyarlar. Keşişin de bir kızı olur. Adını da Kara Sultan koyarlar. Söz sözdür bir kere. Gün gelir bu çocuklar büyür. Kara Sultan çok güzel bir kız olur. Ama gel gelir keşiş biraz fesat. Kalbine bir burukluk gelir. Kızı çok güzel. Sultanın oğlu da olsa yok kıyamaz. Ne yapsam ne yapsam bir gece karar verir, pılını pırtısını toplar ve o diyardan kaçar. Sultan buna hiçbir anlam veremez. Allah Allah der. Ne oldu ki şimdi? Nereye gitti şimdi bunlar? Mirzahan Serpil'i kara yağız bir delikanlı olur. Bir gün bir rüya görür. Allah Allah. Çok sevinçle uyanır. Bir de arkadaşı vardır. Arkadaşım o kadar sevinçliyim ki çok güzel bir rüya gördüm. Hayır olsun der. Hadi gel der. Her zamanki gibi bu sevincin üstüne bir ava gidelim. Tamam der. Giderler iki arkadaş ava. Okları bir bahçenin avlunun üstünden uçar gider. Hemen onu almak için avlunun üstünden atlar Mirzahan. Gider bakar pencerenin kenarında aynı rüyasındaki olduğu gibi arkası dönük bir kız nakış işler. Allah Allah der. Ben bu rüyayı bu sabah görmüştüm. Gerçekten gerçek olmasın. Hemen koşar gider pencereden kolunu kavrar kızın. Kız arkasını dönmesine Kerem et bırak beni der. Bu işin aslı nedir der. Aa, senin ismin Kerem olsun mu der kız. Senin de ismin Aslı olsun mu der. O günden beri onların ismi Aslı ve Kerem'dir. Bakar kız aman pek güzel bir delikanlı. Niye olmasın? Hemen de aşk düşer gönlüne. Der ne yapacağız şimdi böyle biz? O zaman der, hadi kabilleşelim, kaçalım yarın akşam. Tamam der. Ama tabii ki keşiş bu işten haberdar olur. Ne yapacak? Tekrar gece her şeyini toplar, oradan da kaçar. Onun arkasından tabii ki takip üstüne artık Kerem aşık olmuştur. Sazını eline almıştır. Gönlündekilerini tele vurmuştur. Oraya gider oradan sorar yok derler buradan gitti. 2 ay, 3 ay, 4 sene, 5 sene bu böyle sürer gider. Nereye gitse kime sorsa buradalardı der ama bir şekil bundan haberdar olur ve tekrar yine kızını kaçırır. Bir gün bir köylü görür kenarda. Artık İsfahan'dan çıkalı çok olmuştur. Gelmiştir Erciyes'in dağların eteklerine. Bir köylüye der ki, böyle böyle birisi burada var mı? Evet var der, benim köyümde oturuyorlar. Nasıl yani der. Evet der. Ama der, daha bu sabah gördüm. Orada olmaları gerekiyor, öyle mi? Peki der,
Annesi der dişçilik yapar. Tamam der. Koşa koşa gider. Ondan sonra kapıya vurur. Tık tık tık. Kim o der içeride bir ses. Dişim çok ağrır. Medet ya Rabbi der. Sizden olsun. Girer içeriye. Bakar. Aslısını görür. Orada bayılacak gibi olur. Annesi anlamaz. Gel der, tamam delikanlı, ızdırabın çok büyük olması gerek. Gel der şöyle, kızım der, biraz da sen de yardımcı ol. Delikanlıyı dizinin dibine yatır da ben de bir dişini çekeyim. Dizinin dibine yatmak mı? Aman ya Rabbi, cancağızı, sebebi varlığı, canının içi, dizinin dibine yatmak var. Tabii ki yatar, der annesi, hangisi böyle yapar. Tık, diş çıkar. Aslı gözyaşı döker. Böyle yapar. Hayır, o değildi. Buydu. Ama ne yapsın dişi ağzında? Varsın sevdiğinin dizinin dibinde yatmak var ya. Ne ilesin dişlerini? Bir, iki, üç derken ağzında hiçbir diş bırakmaz. Ama der ki bu iş böyle olmaz. Annesi bunu tabii ki anlar. Hemen arkaya kaçar. Eşine diyecek ki böyle böyle, tamam biz burada da yakalandık. Bu çocuk geldi bizi de burada buldu. Ne yapacağız? Gene tekrar kaçacağız. O arada tekrar kabileşirler. Bu gece kaçarız derler. Tamam der. Ve o gece gider. Kerem bekler. Aslı gene gelmez. Keşiş tekrar gider. O diyarın valisine bunu haberdar eder. Kerem'i zindana attırır. Sonra her şey ortaya çıkar. Artık vali çok kızar. Sen ne istersin be keşiş? Bu gençlerden sen ne istiyorsun? Madem söz vermişsin zamanında. Hayır der. Bak seni sürüm sürüm süründürür. Artık yeter. Bunları düğün yapacağız der. Sultana da haber verilir. 40 gün 40 gece düğün yapılır. Gelelim geldik gecesine. Ama keşiş çok akıllı bir adam. Kim de bir adam tabii ki, der ki tek bir şartla, ama der kızımın gelinliğini ben dikmek isterim. Terziliğim de var. E peki derler. Geldik gecesi, bunlar evlerine çekilirler. Artık Kerem Murat almak ister. Düğmelerini başlar açmaya. O açar, onlar tekrar kendiliğinden iliklenir. O açar, onlar iliklenir. O açar, onlar iliklenir. Sabaha kadar bu böyle sürer. Artık anlar. İçinden gelerek öyle bir ateş. Allah! İllahu. Bir aşk der ki birdenbire başlar tutuşmaya, içten içe yanmaya başlar. Aman ya Rabbi. Aslı ne yapsın? Komşuyu çağırsın? Yok, çok uzaklar. İçten içe yanar, yanar, artık teslim eder. Kerem kendini aşka teslim eder, ateşe teslim eder. Yoktur artık çaresi, kavuşmak yoktur ona. Yanar, yanar, yanar. Aslı sadece gözyaşları içinde sadece bakar, bakar, bakar. Artık hiçbir şey kalmamıştır. Kordur yerler sadece, küller. Ah der, bizim sonumuz böyle mi olacaktı? Bu muydu? Aşk bu muydu? Başlar uzun saçlarınla yerdeki külleri süpürmeye. Saçımı süpürge ettim sözü de buradan geliyor bilirsiniz. Süpürürken aman ya Rabbi, bir de bakar ki o da ateş almıştır. Alev gibi yanar. Teslim eder kendini. İkisi de kül halinde öylece üst üste küller birbirine karışırlar. Sabah olur, bunlardan hiç ses seda yok. Gelirler, kapıyı açarlar. Bir baksınlar ki sadece yerde bir avuç kül vardır. Anlarlar tabii ki. Ne yapsınlar? Küllerini bir araya toplarlar. Bari derler bu dünyada kavuşamadılar. Küllerini Erciyes'in dağlarının eteklerine gömerler. O günden beri bugüne kadar her sene bir sarı gül, bir de kırmızı gül biter. Ama aralarında da bir de karı çalar. Çalın. Artık varın gidin de siz de siz düşünün onu kim olabilir diye. Sürçü gitan ettiysek affola. Bir dakika.
Çok teşekkür ediyoruz. Nesrin ablanın kendisine özgün anlatımıyla bir kez daha bizleri götürdü. Elbette candan ve tenden geçilmeyince bu ilahi aşka ulaşılmıyor. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet. Herhalde bizim sazendelerimiz hazır abla. Sesi duyuyorsunuz. Biz sizi de böyle alalım. Size eşlik edecek olan arkadaşlarımız. Yanına geç. Karşıya geçelim. Anlaşmalı mıydı o? Siz şöyle geçin Nesrin abla, karşıdan görün.